Roma Katolik Kilisesi iki teknoloji devine liderleri ile bir araya gelerek insan merkezli yapay zeka tasarımı için işbirliği yaptı. Papa Francesco soğuk algınlığı nedeniyle toplantıya katılamazken projeyi desteklediğini belirtti. Roma Katolik Kilisesi yapay zeka etiği üzerinde çalışmak için IBM ve Microsoft'la bir araya geldi. Papa Francesco bu toplantıya video konferans yöntemiyle katılacaktı fakat soğuk algınlığı nedeniyle bu planını iptal etmek zorunda kaldı. Microsoft Başkanı Brett Smith, projeyi imzalama etkinliğinde yaptığı açıklamada, "İnsanların bizi birbirimize zıt olmamıza rağmen bir amaç için beraber çalışan ekipler olarak düşünmesini istiyorum. Bu teknolojiyle beraber dünyanın her yerinden farklı görüşleri paylaşan birçok insanın birlik olmasını amaçlıyoruz," dedi. Brett Smith'in söyledikleri kendisinden sonra yazılı açıklama yapıp ilk kez konuyla ilgili ayrıntılar paylaşan Papa Francesco tarafından da desteklendi. Papa Francesco sonradan yaptığı yazılı açıklamada, "Eşitsizliklerin sürdüğü bu dönemin en büyük tehlikelerinden biri de yeni teknolojilerin sunduğu muazzam potansiyelden uzak kalmaktır," dedi. Roma Etik Çağrısı olarak isimlendirilen sözleşme, IBM Genel Başkan Yardımcısı John Kelly, Papalık Yaşam Akademisi Başepiskoposu Vincenzo Paglia ve Microsoft Başkanı Brett Smith tarafından imzalandı. Bu dönemi bir çeşit Rönesans olarak isimlendiren konuşmacılar, yapay zeka buluşunun insanlığın gelişimi için matbaa veya içten yanmalı motorun icadı kadar önemli olacağını söylediler. Bir araya gelen ekip, etik ve teknoloji üzerine yeni bir diyalog başlatmak istiyor ve diğer şirketleri birlikte çalışmaya davet ediyor.